Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Sakarya'mızın Kaynarca ilçesinin Topçu Köyü'ne geldik sizlerle birlikte. Burası birkaç mahalleden oluşuyor. Hemen Topçu Köyü'nü gezmeye başlayalım efendim. Buyurun Topçu Köy. Efendim kuzuları çekecektik ama kameraman arkadaşımız şu köpeğin hışmına uğradı. Köpeğin adı nedir efendim? Köpeğin adı Encek diyoruz işte. Garabaş diyoruz. Ha, garabaş diyoruz. Şşş diyor ama efendim tanıyalım sizi. Danga diyoruz ya. Burada bu köylüsünüz Topçu evet. Köyü'nde. Burada mı oturuyorsunuz? Nerede eviniz? Bizim evimiz aşağıda, aşağıda oturuyoruz. Evet aşağıda. Siz hayvanlara mı bakmaya geldiniz? Ha. Nefsi. Bunlar bizi. Güzel küçücük küçücük kuzular. İşte 4 koyun var. Bunlara bakıyoruz işte burada. Evet. Siz çoluğunuz çocuğunuz var. Var. Kaç tane? 6 tane. 6 tane maşallah. Büyütüp gönderdiniz mi buradalar? Hepsi davunuk. Hadi kaç. Hepsi davunuk. Öyle mi? Ha. Gittiler. Gittiler. Evet. Amca? Amca ahıra bakıyor işte yaprak. İyi beraber baş başasın. Beni konuşturayınca kamerayı aldın ya. Topçu Köyü'ne geldik ve Topçu Köyü'nün sakinleriyle şimdi tanışmaya başlayacağız. İlk sizi tanıyalım efendim. Ben Remzi Özcan, baba da Şevket Özcan. 1928 doğumluyum. Maşallah kaç yaş oluyor 1928? Ben yaşım, ben yaşlarda şüphelendim geçen. Bir dakika bak, bir dakika şüphe. Ben de Nihat'a bakmaya gittim. Dediler ki Dilever de yatıyor Kaynarca'da. Onun yanına gittim. Birisi sen tanırsın belki, belkiler tanımazsa. Bu Ketenke hocasıymış. Emekli olmuş, hastalanmış, konuşurken yaşımı sordu. Dedim 1928'deyim, 79 yaşındayım. Hayır efendim sen olmasın dedi. 81 yaşındasın sen. Nasıl olur hocam dedim ya, nasıl olur? Nasıl olur? 31 senede bin dedi. Geçmiş gün, 32 senede bin mi? Bir dakika, bir dakika. Döner senin yaşın 82 yaşındasın ama 81 yaşındasın sen dedi. Tamam bırak, göre ben yaş olarak... Ya şimdi Remzi Bey de değil mi? Evet. Şimdi Remzi dedeciğim 78 yaşında olmak mı daha güzel 82 yaşında olmak mı? Sen karar ver ona göre yaşını. Ya
Yakın doğrusu 81 yaşında olmam lazım. Yakın hocanın dediği o zaman değilse. Boş ver, 81 çok boş ver. Daha genç olsan. Lazım, evet, evet. Şimdi sen ne kadar genç olsan o kadar iyi. Şükür Allah'a. Ne gibi konuşacağız burada şimdi? Niye soracağız yani? Ben sizin sağlığınızı sormaya geldim. Halinizi sormaya geldim. Sağlığımızı sorarsan bugün için rahatsızlık var. Allah'ıma bin şükür. Yaşıma göre iyiyim. Ama hanımı sorarsan her gün hasta. Hanım mı hasta? Ha, her gün. Nasıl hasta ettiniz hanım? Her gün hasta. Anladınız. Bugün ise aşama. Bakamadınız mı teyze? Bronşit var. Üstürükten doktora gösteren yanında kalacak kimse yok. Bize çoluk çocuk olmadığından. Efendim biraderin bir oğlu var, bir gelin var. Kendi birader zaten sakat. Hanımı zaten sakatlandı, kendini sakatlandı. Çocuk gitse başına olmaz. Ben ya kadınların içinde kalamam başında. Yani geçiniyor da Allah'a şükür de. Ben bilirim nasıl geçindiğimizi kızım, anladın mı? Yani, biz o tarafa bir tarafa derim de sen. Yani köyden soracak olursan. Köy bir kurulmuş. Kurul diyen ki aynı bu köy. Yani bu köyde bakım olarak devlet tarafından bir bakım olarak bir şey yok. Fakir ne yapabilirse, yani fakirler ne yapabilirse kendi gücüne, bu var yani, başka bir şey yok. Doğru yol yok, efendim şu anda doğru su yok. Bu da var, su derdimiz de var bizim, anladın mı? Muhtar da burada, bunlar sorunlar, muhtar da bizden iyisini biliyor. Durumlar böyle. Aslında bu tarafta su var ama. Var ama su, bak kızım su vardı, su parçalanınca. 4-5 mahalleye gidince. Sular düştü, mesela zaman geliyor. Evet, parayın suyu parayın ölçüsü ama zaman geliyor susuz kaldığımız zamanlar da tanker devamlı tankerle herkesin her anının tankeri vardır, olmasa olmuyor. Bak, o şekilde olmadığı gibi olmuyor. Başka ne diyeceğiz, ne bileyim ha, biz çiftçiyiz. Hani çiftçinin halini sorarsan ben de bir şey mesela şu anın şurada belki hemen hemen 150 tanesi çiftçidir. Belki geçer 160'ı bulur. Burada 5 kişi çıkar kendini yani iyi, rahat sağlayabilen, rahat geçindirebilen, yoksa gerisi benim gibi hep düşüncededir. Acaba akşam yattığında sabah nasıl olacak, sabah akşam nasıl yapacağım ben? Bu şekildedir. Ne ekip biçiyorsunuz efendim? Biz. Tarım buydu, arpa, yulaf. Peki yardım eden oluyor mu şimdi size? İşçiler mi tutuyorsunuz? Yok, kendi kendimize. Kendi kendimize biz yardıma gaz atıyoruz. Kendi kendimizi zordan toparlıyoruz. Çiftçi olarak. Neden? Bir babukum 4 lira, 5 lira. Mesela 400-500. Bu da 180 lira. Buyurun canım, ne ister? Bundan geçeyim olur mu? Olmaz. Mazot harika ona göre. Günde bir günde bizim mazot 150 lira yakıyor. Bugün çalışsa 150 lira yakıyor. Burada çiftçi olarak hangimizin canında yanar? Dayanmaz. Evet, Allah'a şükür Mevla'ya. Yine de biz açık bırakmıyor. Kendi gücümüzle, şeyimizle aç kalmıyoruz. Durum bu merkezde. Bak. Allah sağlık, sıhhat versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Daha başka ne diyelim sana, anladın mı? Dedim işte. Köyde eksiklik verirse her tarafında, her mahallesinde eksiklik vardı. Yolu yoktur, suyun yoktur. Bizim ağalar, beyler. Şurada şu bakayım. 6 ay sonra başlarlar. Bak 6 aya kadar sahibin yok. 6 aydan sonra sahibin çok az kızım. Neden? Seçim geliyor. 6 ay sonra öyle sahibi gün olur kun. Öyle koltuklarımıza girerler. Annem dayıcım, aman abicim nasıl yapacağız, çatacağız. Bak sağlık şimdi. Deminden sağlık hoca ne için açtılar orayı? Hastane diye açtılar, seçim geliyordu. O sağlık hoca öbür tarafta hastane diye açtılar onu. Çünkü seçim geliyordu. Seçim geliyordu. Çok büyük bir yer, bizde hastane. Hala sağlık hoca ne oldu, niye gelmedi, olmadı hastane. Ben bugün, geçen akşam çocuk hasta olmuş, Kandil'e götürdüler mesela komşunun. Yazık değil mi bize? Koskoca dünyanın masrafı oldu, kendime söyledim, iki tane doktor var. İkinden sonra bir tanesini bulamazsın. Yazık değil mi köylü olan? Ben şahsı olarak görmüyorum mesela. Kaynarca kazası olarak konuşuyorum. Ben şahsı olarak görmüyorum hastane bakımından. Şahsı nasıl konuşuyor? Mesela kaç miktarlık var Kaynarca'da? 50 tane ya da 60 tane. 60 miktarın üzerinde konuşuyor bu hastanenin hükümeti. Yanlış mı? Yani bildiğimiz bu kadar. Ama Kaynarca'dan kaynaklanıyor. Ama yukarıdan kaynaklanıyor, onu biz bilemeyiz. Efendim, Kaynarca ilçesinin Topçu köyünde sohbetimiz devam ediyor. Muhtar Bey'in yanındayız şimdi. Sizi tanıyalım efendim. Topçu köyü muhtarı Rafet Ülken. Nasılsınız efendim? Şükür Allah'a iyiyiz. Biz iki devredir muhtarlığa devam ediyoruz. Peki, sorunlu bir köy mü burası? Tabii ki burası çiftçi olduğuna dahil. Köylerin dağınık olduğundan. Topçu 8 mahalleden ibaret olduğu için
yollarımız, sularımız, yaz günleri hele çok susuzluk çektiğimiz, hayvancılık çok olduğundan, tabii susuzluk var, mahallelerde birbirine uzak olduğundan yol sorunumuz da var. Bayağı dağınık bir köy. Dağınık. Hüdütlerimiz geniş, ormanlar falan geniş. Tabii araziler de geniş. Vatandaş sıkıntılı yani yoldan, sudan. Tabii sağlık sorunu da var biraz. Okullarımız işte 1-2-3'e kadar çalışıyor. Dağızı Mahallesi Büyük Kaynarca. Vallahi köylü tabii resverlik biraz mazot pahalı. Mısır, buğday biraz ucuz. Yani vatandaş zorlukla geçiniyorlar. Süt var biraz işte, lahana falan. Hayvancılık peki ne durumda efendim? Hayvancılık şimdi iyi... Fiyatları da düştü diyor. Düşük düşük. Şimdi hayvancılık da biraz düştü. Yani pazarlarda alıcı yok. Böyle bir durgunluk var. Biz hem alıp satıyoruz hayvancılığı. Hem besi yapıyoruz hem burada şimdi her hanede aşağı yukarı 10-15 civarında hayvan var herkeste. Yem pahalı, kepek pahalı, saman ot zaten pahalı. Tabii vatandaş biraz zorlukla geçiniyor yani. Az önce dedemiz bir konuya değindi. Biz de yolda gelirken ben hastane zannettim. Burası hastane dedim herhalde ama sağlık ocağı olduğunu öğrendik biz oranın. Sağlık ocağı. Tabii sağlık ocağı olduğuna dahil tabii nöbetçi doktor yok. Acil bir şeylerde Kandıra, Adapazarı'na gidiliyor. Pazarı da buraya bayağı uzak yani. 35-40 kilometre buradan aşağı yukarı. Vallahi zorluklar var işte. Adam artık yolda can verebiliyor. Kandıra daha yakın. Orası da tabii hastane. Kaynarca ilçesinde de yalnızca orası mı sağlık kuruluşu olarak hizmet ediyor? Kaynarca ilçesinde yalnızca o sağlık ocağı akşam 5'e kadar tabii, hizmet ediyor. Tabii. Ondan sonra işte gece kapalı. Vatandaş gece mesela saat 12'de bir rahatsızlansa ya Kandıra ya Adapazarı. Yani bu zor bir şey. Can, bir iğne için bile. Evet, can tehlikesi var. Adam mesela ya yetişti ya yetişmedi. Zaten gece bu saat 1'de 2'de rahatsızlanan tabii kolay değil o. Zor. Burada hastane olsa tabii daha yakın. Yollarımız da bozuk zaten. Yollar da bozuk. Artık işte bu şekilde devam ediyor Topçu. Büyük köydür, büyük çiftçiliktir, hayvancılık vardır. Gördüğünüz işte yollar da bozuk. Ama yapacağız diyorlar ya, artık öyle gidiyor. Yani biraz vatandaş zorluk durumda. Tabii mazot pahalı. Hayvancılık bugün reçberlikten de mahsul para etmiyor. Onun için işte böyle bir durum gidiyor. Peki köyün tarihçesine gidersek, biz mesela burada bir sürü mahalleniz var. Hunlar köyü var, pardon Hunlar mahallesi var, Eskiciler mahallesi var. Daha yeni köy, daha azı. Kaç mahallesiniz? 8. 8 mahalleden ibaret. Bunların isimlerinin bir hikayesi var mı efendim? Mesela Hunlar mahallesinin, yoksa daha sonradan mı değişti? Ya eskiden başka mahalleler, mesela Nalbatlar, Ömerbaş köyü. Burası da zaten Kaynarca diye geçiyordu. Bizim şimdi ilçe kaza olduktan sonra Kaynarca ismi alındı. Orası bir Hocaköy yani ismi de. Bu da bu şekil yani. Yani Kaynarca ilçesinin olduğu yer daha önceden Hocaköy'üydü. Hocaköy'dü tabii, Hocaköy'dü. Merkez de burasıydı. Ya artık işte burası merkez sayılıyordu eskiden. Tabii ki orası Hocaköy olduğundadır, kaza oldu. O zaman buranın ismini alındı yani. Burası şimdi Büyük Kaynarca Mahallesi geçer. Büyük Kaynarca. Valla işte bu durum bu. Peki efendim, yerli mi buranın halkı? Manav mı? Manav, manav. Bildiğimiz bileli yani, hiç buradan gelme gitme yok. Doğduğumuz, büyüdüğümüz burası toprağımız yani. Bu arkadaşlar da zaten aynı. Yani, sizden kimse yok? Yok, kimse yok. Tabii ki şimdi eskiden bir burada bir camimiz vardı, eski cami. Tarihi cami. Bu cami aşağı yukarı çok köylerin, mahallelerin, daha yani başka muhtarlıklarda buraya gelirlerdi. Tabii millet biraz işi olduğu zaman mahallelerde camiler yapıldı. Buranın camisi de yeni yapıldı. Bu şekilde devam ediyor.
Allah bu kadar işte. Var mı efendim eklemek istediğiniz bir şey? Yok, eklemedim. Yalnız işte yollarımız yapılması, su gelecek yani. Onlar da bir gene gölet işi var. O da devam edecek. Hükümetimizden yardım bekliyoruz bunları. Yani yapması lazım bir an önce. İnşallah yapılacak. İnşallah. Şimdi fanatik bir cimbomluyla tanışacağız. Adı Erol. Erol'cum nasılsın? İyi. İyi misin? İyi. Son maçlar nasıl Galatasaray'ın? Durumu iyi mi? İyi ya. İyi mi? İyi ya. Erol, senin maaşını kesmişler öyle mi? Kesmişler ya. Kesmişler mi? Evet. Erol'un maaşını kestilerse kesmesinler, versinler parasını. Versinler ya. Şimdi kooperatifimize giriyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz, sizden nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Sizi tanıyalım. Seyit Tokyay, Topçuköy Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatif Başkanı. Ne kadar güzel. Bir tane mi kooperatif var burada? Tabii, 8 mahallenin burası olduğumuz yer. Önce yazıhane olarak kullandık, şimdi mini market olarak kullanıyoruz. Yan tarafa da bakacağız az sonra, orası da yem depomuz. Bir tane hizmet aracımız var süt toplamak için. Bir tane de Cengiz Bey sigortalı elemanımız. Öyle mi? Evet. Cengiz Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Siz de tanıyalım. Ben Topçu Divan birinci ağız akıllıca. Birinci ağız. Beraber çalışıyorsunuz muhtar. Selahattin Ürküt. Selahattin amcacığım çok çalıştırıyor mu muhtar bey? Yok, gel diyor çok. Çok çalıştırıyor. Uykudan kaldırıyor beni. Gece kaldırıyor beni. Yatak kaldırıyor. Kalk gideceğiz diyor. Efendim, kooperatifle ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Kooperatifle ilgili... Ne zaman kuruldu efendim? Kooperatifimiz 95 yılında kurulmuş. 95 yılından beri hiç kimse bir iş yapmamış, bir kenarda yatmış. Sadece başkanlığını yapmışlar. 2 yıldan beri kooperatifin başkanı benim. 35 üyeyle aldım. Şu an 86 tane bizle çalışan, faaliyette olan üyesi var. Toplam köyümüz 180 hane ama tabii ki bunların içinde çiftçilikle uğraşmayanlar var. Hayvancılıkla uğraşmayanlar var falan. Şu an 86 üyeyle çalışıyoruz. Bunlara da yaklaşık 50 tanesinden süt alıyoruz. Ve 50 tanesi de market alışverişi veya yem türü şey hayvan yemlerini bizden alıyor. Şu an yavaş yavaş yürüyor yani. İnşallah daha hızlı gider. Çalışmalarınızın devamını, başarılı bir şekilde devamı diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz bir de yem depomu da gösterelim. Görelim. Küçük. Efendim bunları ben merak ettim. Hayvan kaya duzu. Evet, tuz ihtiyacını. Bunlar gibi. Böyle oluyor yani. Evet, böyle de oluyor. Diğer ambalajlanmış da oluyor. Biz şu an bunu daha çok tercih ediyoruz. Neden? Hayvanların yemliklerine koyuyoruz veya açık besilerde ahırlara koyuyoruz. Hayvan ihtiyacı kadar kendi ihtiyacını kendi gideriyor yani. Evet. O amaçla kullanıyoruz. Nasıl gideriyor efendim? Kendisi ihtiyacı varsa yalıyor onu. İhtiyacı yoksa yalamıyor yani. Yani bizim dilimizde öyle. Şimdi biz ilk defa görüyoruz bilmediğimiz gayet normaldir. Evet. Efendim var mı burada başka
yem çeşitlerimiz var. Öztürk yem, yağlı tohumdan bir yer. Yine süt yemlerimiz. Yani kısacası bir hayvancılıkta ne gerekiyorsa hepsinden az az olsa var yani. Olmayan da kendimiz arabamızda telafi ediyoruz. Peki kolaylık sağlanıyor değil mi çiftçiye? Yani diyelim ki geldi nakit parası yok. Hayır, şimdi zaten buradaki her şey üreticinin parasıyla. Buradaki mal üreticinin nasıl isterse o şartlarda biz verme imkanı sağlıyoruz. Yani yeni de olsa elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Parası olmayana harçlık veriyoruz falan bir şeyler oluyor. Ne güzel. Şekilde. Evet. Peki, var mı beyefendinin eklemek istediği bir şey? Var mı efendim eklemek istediği? Benim eklemek istediğim yok. Bilgileri aldık diyorsun. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Topçu köyündeyiz. Gezimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkamda tarihi mezarlar var. Ve bir camimiz var burada. Şeyh Muhsittin Camisi'ymiş camimizin adı. Yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yalnız çok berbat bir durumda, hiç bakılmamış. İçeride, içeriye biz girdik. İçeride döşemelerimiz oldukça sağlam.
elle yapılmış. Fakat daha sonra burada define aramışlar ve define ararken de burayı mahvetmişler. Yoksa yerler hala 600 yıldır sapasağlam. Efendim hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi mahvetmişler ve burası da hiç bakıma alınmamış. Üst katı da var camimizin. Evet, şimdi camiyle ilgili bilgi alacağız Muhtar Bey'den. Efendim çok eski ama çok sağlam bir cami. Tabii eski cami bu, sağlam ağaçtan. Tabii ki 99 depreminden sonra minare yıkılınca göçtü, oradan suları aldı. Tabii ki çürümeye başladı yağmurlar olunca, girince. Artık bu vaziyete geldi yani. Tabii artık devlet buna el koydu. Ölçülüyor, biçiliyor. Sayın Valimiz de geldi. Milletvekilimiz geldi. Baktılar, ettiler, buranın onarımı olacağını söylüyorlar yani. Bir an önce olsa cami iyice çürümeden. İşte, yoksa burada çok güzel bir tarihi eser yok olup gidecek. Tabii yok olup gidecek. Tabii görüyorsun işte boyuna gidiyor. Yağmurlar yağınca her tarafa sıçrıyor sular. Buraları defineciler kazdı değil mi? Ya bunu her tarafını aşağı yukarı baksana, şu yerleri falan, bunlar bu şekil değildi. Bu tahtalar sökülük değildi. Ne güzeldi buraları. Zaten yerler sağlamından ama memnun. Vatandaş işte gece artık geliyor buraları eşiyor dışarılarını falan. Bu şekilde bu tabi bakılmazsa edilmezse zayi olacak gidecek. Ama devletimiz inşallah bunu yapacak yani. Yapacağımıza eminiz. İnşallah eski vaziyetini bulur. Neydi efendim caminin adı? Ben telaffuz ettim ama yanlış telaffuz etmemden korkuyorum. Sehmusettin. Yani bu tabii çok köylerin camisidir. Sadık Topçu'nun değil yani. Karaçalı, Uğurlu, Hacı Mustafa'lar, Arif'a yani çok köylerin camisidir bu. Merkez camisi tabii, muhtarlıklar ayrıldı. Köylere yeni yeni camiler yapıldı. Tabii ki burası da ifranınca şu camide yenisi yapıldı. 99'da aynen dediğim gibi depremde minare yıkılınca İprandı. Zaten caminin Osmanlı zamanından olduğu mimarisinden belli oluyor girişi. Osmanlı camilerinin hep girişleri böyle olur. Tabii tabii, çok yani eski cami, değerlidir bu. Şimdiden sonra inşallah yapılacak. İnşallah efendim. Yoksa yok olup gidecek, büyük bir tarihi eser burada. Bu yani tarihi cami, böyle bir cami yok buralarda. Bu yani kaybedilecek bir şey değil bu. Bu onarıldığımız zaman güzel olacak burası inşallah. Makine midir, nedir efendim? Buğday makinesi, buğday ayırma makinesi. Birinci, ikinci numara olarak. Birincisi temiz, en birincisi ekilmek için, tohumluk için makine. Elle çevrilen makine. Elle bak, el şeysi var burada. Temizleniyor birinci, ikinci, üçüncü. En birincisi ayrılıyor. Tohum olarak tarlada ekilip yeniden yani mahsul almak için. Tabii ki artık daha gelişmiş makineler kullanılıyor şimdi ama eskiden de dedelerimiz bunu kullanıyor. Eskiden bundan bütün köylüler gelip sırayla burada kendi buğdaylarını temizlemek için, tohumluk için yapılan bir eski makine. Tabii şimdi artık ziraat odalarından tohumluk geliyor devlet tarafından. Efendim peki bu daha sonradan mı buraya taşınmış yoksa burada caminin içinde mi duruyor? Yok, sonradan geldi. Sonradan taşındı. Tabii bunun yeri neresiydi? Herkes kendi kullanıyordu bunu. Getirip ondan sonra muhtarlığa veyahut da hiyetin birisine teslim ediliyordu. Şimdi gerek kalmadı. İhtiyacı olan alıyordu, kullanıyordu, getiriyordu. Yani, ayırıyordu güzelce buğdayını, işini görüyordu. Şimdi biliyorsunuz herkes tabii devlet tarafından tohumluklar geliyor, herkes buğdayını alıyor. Thank you.
Merhaba amcacığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Allah iyilesin, Allah iyilesin. Senin o güler yüzünü görmeye geldik. Çok güzel yaptınız. İyi mi yaptık? Biz de sizi geldiğinizi çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Nasılsınız, keyfiniz nasıl? Allah'a şükür, iyiyiz. İyi, sağlığınız da iyi. Sağlığınız da iyi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Allah, Allah. Teyze nasıl? O da iyi. İyi mi? O da iyi. İyi baktım teyzeye diyorsun. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyor mu? O da bize bakıyor. O da size mi bakıyor? O bize bakıyor, biz ona bakıyor. Evet. Efendim çok eski bir caminiz var, ne kadar güzel. Çok güzel ya. Evet. Çok güzel ama çürümeye başlamış. Yıkıldı, bakamadık. Evet. Evet. Bu yeni cami yapıcımız için bir daha yapamadık. Evet. Yani bu kadar. Evet. Peki sizin çoluğunuz çocuğunuz var mı? He? Var mı çoluk çocuk? Benim çoluk çocuk yok. Yok. Yalnız teyzeyle ikiniz. Biz şimdi bizim hanımı kardeşim kız çocuğunu aldık, bir damat aldık, evet. 4 tane torun var. Oh maşallah ne güzel. Ya. Ne güzel, bir sürü çocuğunuz olmuş. Ya yeter ki çok güzel. Şimdi burada oynayacağım hocam bak. Evet. Peki burada köyde nasıl geçiyorsunuz? Hayvancılıkla. Hayvancılıkla. İlaç belli yapıyoruz. Evet. Buğday ekiyoruz, yulaf ekiyoruz, evet. Yonca ekiyoruz. Kaç tane hayvan var evde? Benim de aşağı yukarı 17 tane bir hayvan var. 17 tane. 17 maşallah tane. Küçük baş mı? Ya büyüğü de ufak da var. Büyüğü de var ufak. Aşağı yukarı 4-5 tane saat doğuracak var. Oo ne güzel. Yani. Bayağı da zordur onlarla uğraşmak. Bakıyoruz yanına. İsim de takıyor musunuz onlara? İsimleri de var mı hayvanların? Var ya. Ya var, var değil var mi? Ya. Hepsini tanırsınız. Ayıp tabii. Peki amcacığım çok teşekkür ederim. Şimdi efendim Topçu Köyü'nün güzel kızlarıyla tanışacağız. Adın ne senin? Nazmiye. Nazmiye. Senin? Merve. Merveciğim üşümüyor musun ya? Ben sana baktıkça donuyorum. Merve'nin bir tane gözünde simler var. Evet bugün sürdüm. Ayo ikisinde de varmış. Bugün mü sürdün? Çok da güzel olmuş. Kaç yaşındasın Merve? 10. 10. İlkokul kaçıncı sınıf? 4. 4. sınıf. Senin? Orta. Orta? 1 mi? 1. Nasıldı dersler? Karneler nasıl geldi? Fena değil. Senin? Benimki iyi. İyi mi? Kötü olan var mı burada? Delikanlılar da arada konuşalım. Mesela ben. Mesela sen. Mesela senin kaç zayıf var? 3 tane. 3 tane. Kaçıncı sınıftasın? Orada 1. Orta 1. Oh çok zayıf var be. Adın ne? Bilal. Bilal'cim niye öyle oldu? Çalışamadın mı bu sene? Evet. Çalışacaksın ama değil mi ikinci dönem? Tamam. İkinci dönem zayıf yok. Söz mü? Söz. Gelir mi okula? Okula gelir mi mikrofonu alıp sonra yine zayıf gelirse? Yok gelmez değil mi? Bilmiyorum. Peki. Neler yapıyorsunuz köyde? Top oynuyor musunuz? Evet. Evet. Takımlar da vardır şimdi. Evet. Kavgalar da vardır. Evet. Oluyor. Başka neler oluyor? Başka oyunlar oynuyor. Çizgi. Kızları alıyor musunuz oyunlara? Bazen. Bazen. Futbol oynuyor mu onlar da sizinle? Evet. İdare eder. Beğenmiyor musun oyunlarını? Yani çok güzel oynayamıyorlar. Kalecilik iyi yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar. Yapamıyorlar mı? Sen nerede oynuyorsun peki oynarken? Kaleci misin yoksa golcü müsün? Defans mısın? Golcüsün. Evet. Ben içeride daha güzel oynuyorum. İçeride daha güzel mi? Sen? Evet. Kızlar güzel oynadıklarını düşünüyorlar ama. Bakıyor size. Sen hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş siz? Fenerbahçe. Galatasaray. Şu Beşiktaşlar bir el kaldırsın bakayım. Bir kişi mi? Bir de ben varım. O ettik iki. Başka? Başka? Galatasaray'la. Evet. Fenerbahçe'yle. Akşam Fenerbahçe berabere kaldı. Evet. Değil mi? İyi oldu bence. Ne diyor bunlar ya? Ne diyorlar bunlar? Ne yaptın sen yüzüne? Ne yaptın yüzüne? Ben boyamadım. Neyle boyadın? Ben boyamadım ki. Sen boyamadın mı? Kim boyadı? Arkadaşlar. Arkadaşın mı boyadı? Pastel boyayla mı? Peki sen resim yapmayı seviyor musun? Peki arkadaşının yüzüne resim yapıyor musun sen de? Yapmıyorsun. Onlar sana yapıyor. Adın ne senin? Gamze. Gamze. Senin adın ne? Sümeyye. Ne? Sümeyye. Ama Sümeyye'nin gözlerine de bak sen. Şöyle yakından al Alkan abi sen onun suratını, bu kız güzel kızları. Efendim şimdi Sakarya Spor'la Arif'in yanındayız. Değil mi? Alem Pazar. Ne? Ne dedin?
Polat. Polat mı? Nasılsın, iyi misin abi? İyi misin? Bir şey diyecek misin bize? Demeyeceğim. Arif, Arif, dün sevgililer günüydü, ne yaptın sen? Sevgililer gününde ne yaptın sen? Arif, ben... Anne, anneye çiçek götürdün mü? Hani yok. Efendim, şimdi yanımızda Topçu Köyü'nün teyzeleri var değil mi? Evet. Sizin adınız nedir efendim? Melahat. Melahat, sizin? Melahat Sade. Komşu musunuz? Yo, elti oluyoruz. Elti mi? Ya, bizdeki eltiyim. Eltiler arasında bazen böyle çekinmemezlikler oluyor. Oluyor mu burada da? Ya oluyor tabii ki bir yerde. Hanımlar arasında hep oluyor nedense evet. Değil mi? Tabii oluyor şey yaptıkça. Peki efendim, amcalar sağ mı? Sağ. Dün çiçek getirdiler mi size, sevgililer günü dedin? Yok, aklına gelmedi herhalde. Gelmedi değil mi? Getirmediler. Yok, aklına gelse de bu erkekler biraz çişek konusunda tembeller, getirmiyorlar. Zaten rızıyla. Rızıyla. Bekarken getiriyorlar ama. Öyle tabii, şimdi öyle. Bekarken siz konuşarak mı evlendiniz, görücü usulü mü? Görücü usulü. Görücü usulü. Siz? Biz de. Siz de mi görücü usulü evlendiniz? Yani hiç böyle cilve yapamadınız bekarken. Yok, bilemedik öyle şeyler. Şimdikiler olsa şeytan. Evet evet, şimdi öyle gençler. Evet, öyle bir şey var. Böyle bilgi şey var. Kaçma gidiyor şimdi. Kaçma gidiyorlar. Önceden babanın sözünden dışarı çıksan. Ya baba sözünden çıkmıyor. Ne ana sözünden çıkılmıyor. Şimdi bize anneyi de anlamıyor, babayı da anlamıyor. Ama biraz kötü oldu. Şimdi biraz saygı azaldı eskisine oranla değil mi? Tabii devirler, şeyler değiştikçe insan. Öyle oluyor. Efendim nasıl geçiyor vaktiniz? Böyle gelip gitmeler yapıyor musunuz akşamları birbirine? Oturuyoruz ya, gidiyoruz işe. Eşinden gücünden. Peki el işleri yapıyor musunuz? Yapıyoruz ya. Ne yaparsınız daha çok? Örgüler mi, danteller mi, neler? Hep canlar yapıyoruz genellikle. Kız var mı evde, bekar kız? Var. Bekar var mı? Kaç yaşında bekar? 21 yaşında. Eyvah, tam o da evlilik çağına gelmiş. Hiç verdiniz mi kız şimdiye kadar? Vermedik de. İlk mi olacak o? İlk mi verecek? Kaç tane çocuk var? 4. 4 tane maşallah. Geri kalanlar erkek mi? 2 kız 2 oğlan. 2 kız 2 oğlan. En büyüğü 21 yaşında kızların. Sizin efendim? Benim bir tane oğlan. Benim oğlan askere gitti geldi. Askerliği bitirdi. Daha gelin alacak yani yok. Gelin alacaksınız siz. Peki, var mı? Oğlan çalışıyor mu? Oğlan işte çalışıyor benim. Çalışıyor. İşi varsa inşallah. Çalışıyor yani benim işte. Yani. Evet. Şurada yanında çalışıyor. Şu da doğrama işinde. Evet. İstanbul'da çalışıyordu. İstanbul'da kapanınca buraya geldi. Peki efendim, gelinizi yanınıza mı alacaksınız? Ben hastalıklı insanım hani. Yanınıza alacaksınız? Ben yanıma almak istiyorum. Peki nasıl kayınvalide olur sizden? Geline çektirir misiniz? Neden çektireceğim geline? Evladım değil mi, o da benim dersim. Bir evladım. Kız yok, bir şey yok. Bir evim yok. Siz o zaman evlat gibi görürseniz oğlan çabuk evlenir. Değil mi kız? Değil mi? Tabii. Öyle. Efendim, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, ne söyleyeyim, kim bile. Köyünün ne mahallesi burası? Burası Topçu'ya ait Hunlar Mahallesi. Hunlar Mahallesi. Hunlar Mahallesi. Buranın Topçu muhtarı işte ben, Rafet Ülken. Görüyorsunuz işte mahalle, köylerin içi bozuk, düzen yok. Eski bir köy, tarihi bilinmeyen bir yerli manav köyü. Yerli yani. Bu kadar işte görünen... Biz sizlerle tanışmaya geldik. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz çok şükür. Valla burası bayağı galiba burası pek düzenli bir yer değil. Değil.
Uğraşıyor musunuz dışarıları düzeltmeye? Evet, uğraşıyoruz. Uğraşıyorsunuz. Evet. Çalışıyorsunuz. Zaten manav insanları çalışkan oluyor. Evet, çalışıyoruz işte. Uğraşıyoruz bir şeyler yapmak için. Kaç nüfusunuz efendim evde? Altı nüfus. Çocuklar mı var, büyükler mi var? İki büyük, iki de o çocuklarım var. İki büyük, iki de Allah bağışlasın. Efendim, köpekleriniz de var, iki tane. Var köpeklerimiz. Bir tanesi koyun gibi, şuna bak. İyiyiz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz evde? Yemek yapıyoruz çocuklarım. Yemek yapıyorsunuz, akşam yemeği hazırlıyorsunuz. Ne var akşama yemekte? Çorba. Çorba, başka? Mancar. Mancarı buradan topluyorsunuz değil mi? Ekiyoruz, tarlaya ekiyoruz. Valla işiniz çok efendim sizin. Ne falan bu ya? Çocuklara bakıyoruz. Evet, kaç tane çocuğunuz var? Dört tane. Dört tane, maşallah, Allah bağışlasın. En büyük kaç yaşında? 16-17 yaşında var. Artık o yardım ediyordur size. Ediyor ya, etmedi mi? Afro afro gidiyoruz şimdi beraber kimi. Kaç tane hayvan var? 5-6 tane var. 5-6 tane var. Vallahi sizin işiniz çok. Sabahları mı, akşamları mı sağıyorsunuz yoksa sabah akşam? Akşam sabah sağıyoruz. Akşam sabah sağıyorsunuz. Hı-hı. O zaman işinizden alıkoymayalım biz sizi. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Sağ olun. Gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim, nasılsınız? Şükür Allah, iyiyiz yavrum. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Marul kesiyorsunuz. Marul kesiyoruz. Marullar ziyan mı oldular yoksa bunları atıp mesela çoğunu atmışsınız? Ondan sarı olan yerleri yavrum. Sarı olan yer. İyi elini alıyoruz. Çok sattık burada. Sen satıyorsunuz. Satıyoruz biz. Manaviz yavrum. Yani manaviz. Evet. Evet. Perez yavrum. Evet. Türkiye'den. Ben size zannettim ki yemeği hani yok, öyle yok, şey. Yavrum, değil. Yok yavrum, yok yavrum, yok. Değil. Peki efendim, nasıl bu sene veriminiz? Şükür Allah'a iyi. İyi. İyi yavrum. Kızınız mı? Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de babaannemi. Babaanneye yardım ediyorsunuz. Evet. O kimdir? O da amcam. Ailece buradasınız. Buradayız yavrum. Evet. Adı son parti yavrum adı. Son evet. Parti. Çok güzeldi la da. Evet. Son partadık. Öyle diyor bak, parayı doldurdular cebine diyor mu? Allah'ım. Şükür mü? Allah. Allah bereketinizi artırsın. Allah, amin, amin yavrum. Size kolay gelsin. Biz işinizden alıkoymayalım. Yok yok. Bizim komşularımız Topçu Eskiciler Mahallesi'nden hem büyük çiftçi hem de Kaynarca'da manavcılık yapmaktadırlar. Hayvancılık, reçbellik yapmaktadır. Para bunlarda diyorsunuz. Para bunlarda. Burası artık yani son. Burada çok marul vardı. Ama çalışıyorlar. Allah çalışanın evet. Allah çalışana veriyor. Güzel işleri çalışıyorlar. Öyle burada. De olsun zaten. Yan gelip yatmakla para kazanılmıyor. Bak git şimdi kahvede. Bak bunlar tarlada burada. Ne güzel. Çalışkanlar. Yani çiftçi hepsi var bunlarda. Thank you.
Ada pazarına gitti. Gezmeye mi? İkisi de. Rahatsız. Abi ne güzel, gezisinler. Rahatsız biraz. Hiçbir şey yardım edeyim ahra. Efendim, hayvanlarınız var? Var hayvan, mal dolu. Maşallah. Muhtar Bey'in eşisiniz. Eşiyim. Valla Muhtar Bey'in 8 tane mahalleli işi çok zor. Sizin de işiniz çok zordur, kapınız çok çalınıyordur. Olsun. Yeter ki gelsin, gelsin. Biz sürüden kaçmıyoruz. Kaçmıyorsunuz mu? Hayır. Misafirperversin. Devamlı olsun. Yeter ki. Yeter ki olsa da bir çay içelim. Allah bereketinizi arttırsın. Misafir olan evin bereketi de çok olur derler. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir bakalım mı hayvanlarınız? Burada hayvanımız çok yok da şurada bir nekli. Pazarlıyoruz. Burası misafirhane yani. Burası. Dışarıdan gelen hayvanlar. Çocuk git hayvanı yapıyor. Otel yani orası. Otel. Mesela hayvanlarımız orada. Buradakiler efendim? Buradakiler gelip gidiyor hayvanları yani. Alıyor çocuk alım satım yapıyor. Birkaç bir hayvanımız var o aşağıda. Aşağıda küçük ahırımız var. İşte şu karşılar yerler hayvan yazın otladıyoruz. Yani seviyor musunuz peki hayvanı? Seviyoruz biz öyle alıştık. Sevdiğiniz için bakması daha güzel geliyor. Dur daha kolay oluyor. Kolay oluyor kolay. Hayvana girerse rahat oluyor. Yani sadece para için bakmıyorum diyorsunuz. Canım para mı lazım bize artık koskoca Muhtar bir bana bakamayacak mı? Bakıyor mu? Dün sevgililer günüydü. Aldı mı size bir çiçek? Öyle bir şey bilmiyoruz ama sevgimiz yeterli. Yeterli. Ne güzel. İnşallah hep böyle devam edelim. Tabii inşallah. Allah büyük bu günlerimizi aratmasın. Herkesin durumu iyi olsun. Sen ayırmasın. Amin. Yeterli, yine yeterli odur. Bak buralar hep bizim hayvanlarımız yazın. Buralarda otluyor. Yazın, gel de şu ağacın altına bir çay iç. Allah'a şükür her şeyimiz var. Herkese versin Cenab-ı Allah. Herkesin kalbine göre versin. Börekler, poğaçalar yapılıyor mu o ağacında bile? Ne demek? İstediğin börek çörek olsun. İsterse bu akşam kal hemen. Hazırlar. Sağ olun. Yapmış kadar oldunuz. Teşekkür ederim. Fırınlarda bideler yaparlar. Mancallı, peynirli. Muhtarım siz de işi biliyormuşsunuz. Hamarat Hanım almışsınız. Vallahi. Gelinlerde. Gelinlerde daha akıllı şimdi. Töneden şimdi Allah. Bir alışma var töneden. Her öyle gidiyor yani şeyimiz. Allah aşkına çok rahatız. Her şeyimiz var. Cenab-ı Allah vermiyor. Eski patron yani. Azamız yedeğimiz odur. Bu arada zaten yok. Kemin içeri biraz olabilir de. Ama burada olmuyor. İyi. Çok güzel geçiniyoruz. Allah her kimseye mutluluk versin. Amin. Amin cümlemize. Peki efendim bu iyi geçimin sırrı ne? Yani bu kadar evet. Sevgi, saygı dolu. İyi konuşuluktan, iyi geçinmekten. Çoluk çocuk iyi anlaşıyor, biliyor. Öyle yani geçip gidiyor. Gelin, kökten yani. Gelinlerimiz de çok iyi. Gelinlerimiz de iyi. İşte hayvana bakıyoruz. Ben de giriyorum hayvana. Ben de bakıyorum. Çiftçilik yapıyoruz. Hatta gürbat. İsteyen demir pas tutmazmış. Çalışıyoruz. Aynı gördün Umana. Aynı. Çalışan işini götürür. Ama kahvede akşama kadar otur. Biz hiçbir oturmayız. Şey. Oturmayız. Bizim adamlarımız pek oturmaz. Çalışıyor. Gelinler de oturmaz. Tallaya da gidiyor. Hayvana da bakıyor. Ev işi de mesela. Yemek her şey. Şimdi mecbur girdim çocuğa yedek dedim bir dolaşayım. Dışarıdasınız. İş gücümüzden, ahırlarımızla, hayvanlarımıza bakacağız. İneklerimizi sağacağız. Tam iş saati yani şimdi. Kendine göre işi gücü var yani. Kaç tane hayvan var? Vallahi bayağı hayvanımız var. İşimize göre yani. Bazen çok oluyor, bazen az oluyor. 4-5 tane inek sayıyor. O zaman... Ha, öyle mi? İyi, iyi. O şey yani rahatlık. Artık kolaylaştı. Evet, her şey otomatik. Efendim sizin de var mı hayvan? Evet bizim de şu an 40-50 tane ahırımız dolu. Maşallah 40-50 tane ne var? Koyun mu? Tosun. Tosun 40-50? Düve, tosun, inek, besicilik yani ahırımız şu an dolu. İnek bizim işiniz bayağı zor. Çoban bakıcı mı? Evet. Hiçbir şey yapmıyoruz diyoruz. Rahatsız Allah'a şükür. Her şey otomatik. Bakıcımız var. Ara sıra dolaşıyoruz. İşte şöyle. Aynı. Yani çocuklarınız var mı? Var. 3 tane kızım var. Bir oğlum var. İkişe geliyorlar. Biri okuyor. En büyükleri kaç
yaşında? 19 yaşında. Genç. Sizin efendim var mı çocuğun? 15 yaşında bir oğlum. Maşallah çok gençsiniz ama evlenmeyi evlendim. İstanbul'dan geldim ben buraya kaçtım tabii. Kaç yaşında evlendin? 15. Kaçtım. O bir de kaçtım. Tabii. Buldum yakışıklıyı. Nerede? Eşiniz nerede? Eşim şu an işe gitti yani. Alışverişe yani. Pişman mısınız şimdi? Pişman olayım ki Allah'a bin şükürler olsun yani. Çok rahatım. 15 yaşında kaçtın. Yok yok. Pişmanlık duymuyoruz. Beyo'nun hem besicilik... Yok, ben kızdırmak maksadıyla söyledim. Sen, hem beyi alıp satıcı hem besici aynı, bunun da aynı. Ertiyiz. Değil mi? Evet. Birer kardeş çocuğu. Bu da benim. Ben şimdi bu eltileri ayırıp ayrı ayrı konuşsam belki birbirleri hakkında bir şey alabilir miyim? Biz çok iyi geçiniriz Elten. Biz 6 tane gelinyiz, birer kız kardeş gibiyiz. Çok iyi geçiniriz. Güzel. Benim kızım. Benziyor mu bana? Kızınız mı? Kızınızı gelin mi verdiniz? Siz buraya oturmaya geldiniz.